Bugün BMW i8 Roadster'ın içindeyim. Gaz pedalına dokunduğunuz anda gitmek istiyor. Araç 374 beygir gücü var. 580 Nm tork üretiyor ve üstünü açtık. Basacağız. Gördüğünüz gibi BMW kelebek kapıları yine bu araçta kullandı. Normalde biraz zor ama yine de ikonik olduğu için bayağı hoşuma gitti. Çünkü kabriyoda bu kapıları kullanmak biraz zordur. BMW bunu başardı. 374 beygir gücü var. 1,5 litre 3 silindir benzinli motora sahip. 231 beygir gücünde. Ve diğeri de elektrik motor. Elektrik motor öndeki lastiklere güç veriyor. Benzinli motor ise arkadaki lastiklere güç veriyor. Yani 4 çeker bir araç bu. 0-100 değeri 4,6 saniye, maksimum hızı 250 km saatte ve burayı dikkatli dinleyin çünkü 2,1 litre yakıyor 100 km'de. Bu baya baya güzel bir veri. Ayrıca 53 km sadece elektrik motorla ilerleyebiliyorsunuz. Araç muhteşem görünüyor. Özellikle üstü açık olduğu zaman bence kupeden çok daha güzel. 20 inç jantlara sahip, bu makyajlanmış kasa olduğu için yeni jantlarımız var. Potenza lastiklerimizle ve aynaların altında kameralar var. Anahtarsız giriş ve çalıştırma var. Ve iki tarafta da ya yakıt için ya da şarj etmek için, elektrik almak için çıkışlar var. Roadster yazısını gördünüz zaten. Bu hava geçmesi için yapılan tasarım çok hoşuma gidiyor. Altta da var. Ve herkes araca bakıyor. Neden derseniz benim için bakmıyorlar. Araca bakıyorlar beğendikleri için. Arka bölümüne baktığımız zaman elektrikli bir araç olduğu için arkası baya sade, baya hoşuma gidiyor. Bu stop lambalarının şekli çok ama çok güzel. Sinyaller özellikle çok hoşuma gidiyor. eDrive ve i8 logosu var. Geri görüş kamerası var. Şeritleri takip edebiliyor. Ve geri görüş kamerasının sistemi bayağı kaliteli. Onu da göstereceğim. Bu üstte de Roadster amblemimiz var. Sürücü koltuğundan BMW i8 Roadster. Gördüğünüz gibi direksiyon değişik. Dijital göstergemiz var. Bu bayağı güzel görünüyor. Değişik yani 7 serisi 5 serisiyle değişik. Burada şu anda spor modundayız. Yakıt görebiliyorsunuz aşağıda. Ve elektrik göstergesi, yani elektrikle şu anda 0 kilometre gidebiliyoruz. Ama şarj ettiğiniz zaman 56 kilometre gidebiliyorsunuz sadece elektrikle. Bu makyajlanmış kasa, dediğim gibi. Head-up display, yani burada hızınızı da gösteriyor. Navigasyon bilgilerini de veriyor. Ayrıca şu anda spor modundayız. Bu konfor modu, bu spor modu, bu konfor, bu da Eco modu, Eco Pro modu. Bu testte sadece spor kullanacağız. Çünkü Alaaddin 61 seyircileri ondan hoşlanıyor. Burada kokpiti görebiliyorsunuz. Bayağı güzel görünüyor. Tasarımını beğendim. Koltuklar hoş görünüyor. Tasarımı güzel. Burada eşya yüzümüz var. Telefonu koymanız için bir bölgemiz var. Bardaklık var. Burası ise üstünü açıp kapatmak için bir düğmemiz yer alıyor. Buna bir bastığınız zaman giderken bile üstünü açıp kapatabiliyorsunuz. Burada USB ve eşya gözümüz var, küçük bir tane. iDrive kontrol düğmeleri, üstüne el yazısıyla yazabilirsiniz, adres girebilirsiniz. BMW joystick, şu anda konfor modunda olduğumuz için motor kapandı. Böyle de spor modunda devamlı çalışıyor. Start düğmemiz var. Ambiyans aydınlatması var. Aracın içinde de komple aydınlatma var. Onları göstereceğim. eDrive moduna geçmek için, bu Comfort Eco Pro moduna geçmek için şuradan da sport alıyorsunuz. Bunu Eco'ya aldığınız zaman otomatik geri gidiyor. Bayağı hoş. Kamera sistemimiz var. Burada park sensörleri var. Ayrıca geri görüş kamerasının kalitesi bayağı hoşuma gitti arkadaşlar. Bu da ön kamera. Şu kaliteye bakar mısınız ya? Muhteşem. Bayağı güzel yap. Isıtmalı koltuklar, çift bölgeli klimamız var. Burada
ses ayarı ve trafik bilgileri. Burada da güvenlik sistemlerimiz var. Kalabalık olduğu zaman uyarı veriyor ve insanları ve bisikletleri görebiliyor, hayvanları da görebiliyor ve uyarı veriyor arkadaşlar. Türkçe dil seçeneği tabii ki var. Hemen çevireyim. Ana menüsü bu şekilde. Yenilenmiş bir menü. Araç ayarları. Ambiyans aydınlatma için 3 tane renk var. Ve kısık renkler mevcut. Bu şekilde arkadaşlar. Parlaklık ayarı da var. Hafızalı koltuklar var ilk kez bu araçta. iDrive ayarları. Android ve Apple destekliyor. Ve navigasyonu bayağı güzel. 3D binaları gösteriyor isterseniz. Şu anda onu kapattım ama bayağı güzel bir sistem. Burada dijital göstergemizi anlatmıştım. Anlatmaya gerek yok şimdi. Head-up display. Kokpit tamamen deri. Kapılar da deri. Direksiyon değişik. Diğer BMW'lere göre. Vites kolları var. 6 ileri şanzımana sahip. Sesle komut verme ve müzik ayarlarımız var burada. Burada kruş kontrol, hız sabitleyici. Burada otomatik farlarımız var. Kapısını bir düğmeyle açıyorsunuz. Şöyle. Ve öyle ağır bir kapı değil. Burada benzin koymak için sağ taraftaki kapağı açıyorsunuz. Bagaj ayarı. Şimdi üstünü açıp veya kapatmak için şurayı açıyorsunuz. Şu düğmeye basıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi tavanı kapanıyor. Bunu aracı sürerken de yapabiliyorsunuz. Ve bayağı hızlı açıp kapatıyor gördüğünüz gibi. Ve beğendiğim başka şey ise bu camı kapalı olduğu zaman da açıp kapatabiliyorsunuz. Şu anda konfor modunda ilerliyoruz. Bu ne demek? Elektrik güçle ilerliyoruz ama bastığım zaman benzinli motor devreye giriyor. Normal sürdüğüm zaman, gaza yüklenmediğim zaman elektrik gücünde ilerliyoruz. 56 kilometre elektrik güçle ilerleyebilirsiniz bu araçta. Bir önceki modelde 30 kilometreydi. Bu modelde ise 56 kilometreye yükselttiler bu gücü. 11.9 watt elektrik motora sahip bu araç. Onu da yükselttiler. Ve yakıtı 2.1 litre 100 kilometrede. Bu da çok iyi. Güzel olan başka şey ise aracı sürdüğünüz zaman 30 veya 40 kilometre hızla üstünü açıp kapatabilirsiniz. Şu anda mesela üstünü kapatıyoruz. 40 kilometre hızla gidiyoruz. Ve üstünü kapatıyorum arkadaşlar. Bu neden önemli? Yağmur bastırabilir. Ve üstü açık olabilir. O yüzden şehir içi bayağı konforlu, spor bir araç olmasına rağmen süspansiyonları rahat. Konfor modunda özellikle. Tabii spor modunu aldığınız zaman, bunu sola ittiğiniz zaman spor moduna geçiyor. O zaman konforu biraz düşüyor. Ama böyle e-drive modunda veya konfor modunda bayağı rahat. Bunu beklemezdim yani açıkçası. Bu da çok güzel. Ayrıca kokpitin tasarımını beğeniyorum. Çok güzel bir tasarımı var. Yani geleceğe yönelik yapıldığını görebiliyorsunuz. Tasarımı o yönde ve sürücüye doğru her şey. Ve dijital gösterge hepsi çok uyumlu. Ambiyans aydınlatma var. Bu renk uyumunu bayağı beğendim. Spor modundayız. Eko modunu aldığınız zaman bu vites kolunun otomatik yerine geçmesi çok güzel. Bir detay. Tabi basacağız yol müsait olduğu zaman. Bunun ara hızlanmaları çok iyi arkadaşlar. Gaz pedalına tepkisi çok iyi. Aniden hemen yani tepkiyi alıyor ve gidiyor araç. Ve kendiniz vites attığınız zaman bu başüstü head-up display, yani head-up display'in şekli değişiyor. Aynı M aracına dönüyor arkadaşlar. Ve vites atmanız için size uyarı veriyor yukarıda.
Tam bir spor aracı diyebilirim. Ambiyans aydınlatmayı da görüyorsunuz şu anda. Çok zevkli arkadaşlar. Spor modunda süspansiyonlar sert, direksiyon tepkisi daha iyi, daha direkt yani. Anında tepki veriyor. Ama konfor modunu aldığım zaman bayağı konforlu arkadaşlar. Bunu beklemiyordum bir spor aracından. Bu kadar konforlu olmasını beklemiyordum konfor modunda. Süspansiyonlar çok iyi işini yapıyor. Dijital göstergeye hayran kaldım. Spor modunda özellikle çok güzel görünüyor. Görüş açısı bu şekilde. Bence gayet iyi. Spor modunda anında mesela gaz pedalına dokunduğunuz zaman hemen gidiyor arkadaşlar. Hiçbir gecikme falan yok. Ona da hayran kaldım. Kokpitin tasarımı çok hoşuma gitti. Ekranın görünürlüğü bayağı güzel.